Geldim. Geç oldu ama biraz geldim. Arkadaşlar şimdi iş yoğunluğundan ben iyi bir müzisyen olduğum için iyi müzisyenler aradı piyasada. O yüzden biraz geç kaldım ama vakit kaybetmeden başlıyoruz hemen. Kadınlar nelerden hoşlanır? Kadını nasıl tavlarsın? Kadına nasıl davranman gerekir? Bir kadının senden hoşlandığını nasıl anlarsın? Hemen bunları size tarif ediyorum ve sizin hayatınızı kurtarıyorum. Kimilerini evlendiriyorum, kimilerine güzel bir ilişki yaşatıyorum arkadaşlar. Taci babanız burada. Geldi. Arkadaşlar şimdi ben konuya girmeden önce iki muhabbet yapacağım. Taci mincari bir karakter. Karıyı kızı seven bir karakter. Eyvallah, seviyorsunuz siz de Taci'yi. Benim böyle hikayelerim 25 bin falan izleniyordu. 30 bin arası izleniyordu. Taci ile beraber 125 binlere 130 binlere çıktı. Allah razı olsun. Ama şöyle bir konu var. Bir iki mesaj almıştım ben işte. Mincariliği empoze ediyorsun. Mincariliği imrendiriyorsun gibi mesajlar almıştım. Şimdi evlenme yaşına geldiysen karını aldatmaman gerektiğini, karına şiddet uygulamaman gerektiğini bilmen lazım yani. O kadar evlen. Ya kocaman adam olmuşsun ki evlenmişsin yani. Bunu bir geçin öncelikle. Kendi düşüncemi de soracak olursanız, karıya şiddet uygulayan karısına senin de anan baban var be yavşak derim yani. Yavşağın tekidir bence. Götün tekidir yani. Karıyı öldüren pezevenkler var yani. Biz de televizyonlarda izliyoruz. Ben böyle şeyleri paylaşmayı sevmiyorum. Bu tarz şeyleri paylaştığım zaman kendimi şey gibi görüyorum yani. Hani bak kasıyor, duyarlı olacağım diye paylaşıyor bunları falan. Çünkü sosyal medya çok acayip bir mecra yani. Her türlü küfür ediyorlar bana zaten biliyorsunuz. Ara ara paylaşıyorum. İşte hani bak takipçi kasmaya çalışıyor gibi hissedilmesin diye. Ben paylaşmıyorum ama duyduğum zaman tabii ben de ağzıma geleni söylüyorum ki birkaç arkadaşımla zamanında müdahale etmişliğim bile vardır yani. Hani kadına şiddet uygulayanı yani osurtmuşluğumuz bile vardır yani bilen bilir bunu. Arkadaşlar ya yani bunu ben söylemek istedim. Bunu açıklık getireyim istedim yani. Kadını öldüren, şiddet uygulayan yavşaktır. Net bu. Neyse konumuza geçiyoruz hemen Taci olarak. Başlıyoruz efendim. Makara başlasın diye bassa. Şimdi gençler hemen şimdi kağıdı kalemi alıyorsunuz elinize. Ya da bu storylerimi kaydediyorsunuz. Hemen bunları uyguluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben şimdi kendimden size örnekler vere vere anlatıyorum. Şimdi ben mekandayım tamam mı usta? Mekanımdayım ya. Kemanımı koyuyorum önüme. Her zaman mincarlık yapacağım diye bir şey yok. Sazda çalıyorum. Yani benim işim ön plandadır yani. Ama karşıdan şunu görüyorum bak şimdi mesela iyi bakın şimdi. Hani kamera mesela göz göze geliyoruz hani gazi ile şimdi mesela tamam. Gazi şimdi şöyle yaptı mı bana bak. Yaptı mı bana kurtuluşu yok bitti. Hemen onun çizgiyi kırmızı çizgiyi aldım onu. Tak hemen ben de ona hafif bir asala yapıyorum hemen. Şimdi bu kızı nasıl irtibata geçeceksin sen bu kızla? Nasıl geçeceksin? Var mı şimdi o kız? Belki var yanında abisi var belki bilmem neler var. Nasıl olacak? Sevimlilikle bak. Baş kural. Sevimli olacaksın. Ben hemen ne yapıyorum biliyor musunuz gençler? Sevimliliğimle ne yapıyorum? Baksana sevimliliğime ya. Usta yakınlaştırdıkça bebeğim bak. Belanı vermesin be çocuk gibi senin. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Neyse. Kendimi de çok övmeyi sevmem bilirsiniz beni yani. Neyse. Arkadaşlar riskli. Mincarilik çok riskli bir iş. Ama kızdan o enerjiyi aldığınız zaman neden olmasın ya? Yani niye olmasın? İki insan birbirini beğenmiş. Neden irtibata geçmesin değil mi? Hemen ben bir keman taksimimle mesela sınıyorum yani. Hani ben şimdi normal müzisyenler için konuşuyorum. Normal insanlar için de geçeceğim şimdi. Derse geçeceğim şimdi. Şimdi ben keman taksimi istiyorum mesela. Diyorum ki koy bana demleri bakayım diyorum bana. Ruhumu aç beni. Oo, ben alıyorum. Na. Bağırtıyorum be kemanı. Hemen gacıya göz ucuyla bakıyorum hani. Bir hayranlık sezersem gacıdan zaten bitti. Bitti yani. Gecesi Instagram'dayız. En önemli detay arkadaşlar. Gacı sizi takip etti ya da gacıyı buldunuz yani sıvarımdan. İşte belli bir yerlerden buldunuz gacıyı mesela. Hemen takip etmeyin usta. Hemen etmeyin. Abisi vardır yanında babası vardır falan. Mekanda osurturlar adamı yani. İş bitti mi? Gacı kalktı mı? Hemen takip edebilirsiniz o zaman. Zaten iş Instagram'a döndüğü zaman ilk başlarda şey oluyor yani. Hani
Normal konuşuyorsun yani. Gacı diyorsun ki işte beğendin mi bizi? Nasıldı sana ne biz falan filan. Gacı da çok beğendim hayran kaldım size falan filan diyor. Ondan sonrası çok önemli usta. Şimdi gençler herkes için artık konuşuyorum. Çünkü Instagram'a geçti olay. Şimdi Instagram'a girdiği zaman olay çok riskli. Neler riskli? Çeşit çeşit kız var. Şimdi kız var sert erkekten hoşlanır. Kız var kibar erkekten hoşlanır işte. Gezen çocuktan hoşlanır ki o da geçsin onunla beraber diye. Gezmeyenden hoşlanır. Para seven var. Zengin seven var. Hiç paraya önem vermeyen, aşk arayan var. Falan filan arayan var şimdi. Ya çeşit çeşit insan var. Önce kadını anlamanız gerekiyor. İnce ince. Bir de en önemli detayı veriyorum size. En önemli detay. Kendiniz olun. Sakın role girmeyin yani. Sakın söyleyeyim ben böyle. Sakın. Bak. Ondan sonrası zaten adım adım geliyor arkadaşlar. Şimdi boğazım kuruyor benim. Çok konuşuyorum çünkü ya. Bu kamerayı aldığımı çok konuşuyorum. Beğen bassanızı neyse. Şimdi arkadaşlar. Kıza şimdi ben kendimden örnek vere vere gideceğim. Şimdi arkadaşlar benim gibi olmanıza tabii ki de imkan yok. Çünkü kızların söylediğini söylüyorum size. Taci sende şeytan tüyü var. Kendimi senden alıkoyamıyorum. Bu çok fena yok çünkü. Şeytan tüyüm var. Bir de baksana usta. Çok yakışıklı bir adam gibiyim yani. Bak. Bak. Neyse. Şimdi. Mesela kızın ilk günden işte bize gelsene. Kahve içelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Şişirmeyin fazla kızlar. Kıza de ki kahvaltıya gidelim ben de. Oraya gidelim, gezelim bilmem. İlk günden pipik yapmayıverin. Biraz sabredin. Çocuklar var sabırsız. Hemen istiyorlar çocuklar. Taka tuk tuk. Fakik fak tuk tuk. İstiyor. Olmaz. Gacı kaçar. İtici olursun gacı. Yanında itici olursun. Ha bu çocuğun amacı belli de. Ama bir sevgili ol. Belki hoşlanacaksın gacıdan. Belki gacı sana kokacak. Beğenmeyeceksin gacıyı belki. Nasıl bir risk almaktır bu yani. Sizin için de konuşuyorum gençler. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler biraz bunlar. Devam et. Arkadaşlar şimdi gazi kelam mı değil mi nasıl anlarız Taci Baba diye DM'ye kutuma mesajlar gelmiş. Şimdi bunu çok fazla anlayamazsınız. Şurada bitiyor iş. Gacinin şurasında bitiyor iş yani. Gacı yani öyle açık saçık giyinen kızlarımız kelal diye bir şey yok. Ya da kapalı giyinen kızlarımız kelal değil diye bir şey yok. Yani bunu anlayamazsın. Ama bunun bir iki yolunu ben hani kendi çapımda çözüyorum mesela yani. Mesela telefonu gacı ters koyuyor masaya. Ah. Biri arıyor gacı falan hani açmıyor yanında ya da başka yerde gidiyor konuşuyor falan. Bunlar tabii birazcık şey edici olaylar yani hani böyle şüphelendirici olaylar. Bir de gacı yanında senin başkalarına masalara gözler fıldır fıldır. Ama atarım onu arabadan aşağı hiç çekemem yani. Ben böyle birazcık şey yapıyorum hani birazcık böyle. Anlayabiliyorum gibi bir şey. Ya, ilişkinin ilerleyen dönemlerinde buna kararı siz vereceksiniz gençler. Gençler şimdi artık Instagram'dan konuştuğunuz ettiğiniz bir iki gün makara yaptınız, tukara yaptınız, hikayelere güldünüz birbirinizin bilmem neler falanlar filanlar yaptınız. Şimdi yapmanız gereken tek şey ama bu iki ucu boklu değnek yani söyleyeyim size. Baştan geri de tepebilir, ters de tepebilir yani. Mesela baktınız profilinde Gacil'in bikinili bir fotoğrafı var. Diyeceksin ki ya neden bikinili fotoğrafı atıyorsun? Hani ne var yani millet bir de profilin de açık. Neden millet görsün istiyorsun diyorsun mesela bikini yani. Gacı sana derse doğal olarak abi herkes bikini giyiyor herkes atıyor hani ne olmuş yani falan derse geçmiş olsun. Ama bir kestin gacı fotoğrafı kaldırdı hemen gacıya böyle yapıyorsun. Diyorsun ki numaranı alabilir miyim? Level 2'ye atladın. Bundan sonrası artık sana kaldı. Sen artık numarasını verdik acı sana daha ne yapsın Allah belanı vermesin daha ne yapsın böyle kal ama. İşte numarayı artık vermiş acı kal gelmesin yani artık böyle yapma yani. Kız milleti bunu arayayım biraz. Biraz üstüne gideceksin ne haber iyi misin canım iyi işte nasılsın falan. Mesela storylerine WhatsApp'ta da story var ya onu da anlamam niye atarlar hem Instagram'dan paylaşırlar hem WhatsApp'tan hiç üşenmezler de. Neyse. Yazacaksın kalp koy, gül koy, gül kalp, gül koy mesela. Ne bileyim bir şeyler yap yani gacıyı kafaya al. Ve çok vakit kaybetmeden gacıyla buluş. Neden biliyor musun? Gacı çok güzelse sadece sen yazmıyorsun gacıya. Bir sürü senin rakibin var. Ustaysan aldın onu. Usta değilsen başkası aldı. O sürttü bitti. Olay.
Ben mesela gacilerle buluştuğum zaman gacilere bir tık kibar davranıyorum. Bir tık kıskançlık yapıyorum gacilere. Böyle hani gacinin böyle ruhunu okşamayı seviyorum. Anladın mı? Hani mesela gaci kendini önemli hissetmek istiyor. Kızlar kendini önemli. Kaşımı gene kes usta. Aman be kardeşim. Usta kaşı kes. Gaciler kendini önemli hissetmek istiyor. Kaşlara kadar girdik. Neyse. Bozmayacağım. Bu storyi bozmayacağım. Hani gençler şimdi bir yeteneğiniz varsa onu kullanın. Ben müziği kullanıyorum yani kıza beste yapıyorum. Diyorum ki bebe bu besteyi sana yaptım. İcaz Taksim yapıyorum diyorum ki seni düşünerek çaldım falan etkileniyor tabii. Şimdi arkadaşlar olay bundan ibaret. Şimdi olayın artı 18 boyutunu bekleyen arkadaşlar var biliyorum ama böyle bir şey tabii ki de yapmayacağım yani. Bu fotoğraf olayları Taci Baba fotoğraf istiyor bilmem ne falan nasıl yaparız gibi bekleyecekler vardır. Ama ben tabii ki böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü iki kişinin kendi inisiyatifiyle birbirlerine yaptığı şeyler kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyorum. Özel hayata müdahale kimse edemez diye düşünüyorum. Sağda solda görüyoruz herkes birbirine şöyle yaptım böyle yaptım falan. Çok saçma geliyor bana yani. Ben böyle konulara girmeyeceğim bu defa. Taci Baba'nın hikayeleri tabii ki de devam edecek. Ben bu story'i çekme nedenim benim arkadaşlar gene Nazmi olayım şimdi. Çekme nedenim bir iki tane mesaj okudum. Aldatmaya teşvik ediyorsun yani aldatmaya İnsanları teşvik ediyorsun diye mesajlar aldığım için bu storyleri atıyorum. Yine diyorum arkadaşlar evlenecek çağa geldiyseniz karıya aldatmamanız gerektiğini, karıya şiddet uygulamamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu benim söylememle, bilmem kimin söylemesiyle falan da filan da olacak iş değil arkadaşlar. Bu storyleri, bu hikayeyi bu yüzden kurgulayıp attım. Şu an Nazmi olarak konuşuyorum. Hemen Taci'ye geçiyorum ve basa. Arkadaşlar Taci Baba'nın hikayeleri tabii ki de devam edecek. Bitmez bu hikayeler ama bu olayın mizah olduğunu, bu olayın makara olduğunu, hep beraber eğlendiğimizi, bu kaşım gene benim niye habire böyle çıkar anlamam. Allah'ım yarabbim. Lütfen unutmayın diyorum. Bir dahaki story'mi bekleyin diyorum. Sizleri çok seviyorum. Başsağınızı yiyorum. Öpüyorum. Yemek videosu gelecek bir dahaki sefere. Teşekkür ediyorum.